İnsanlık tarihinin en büyük çevre felaketlerinden biri olan Çernobil nükleer faciasının yaşanmasının üzerinden 35 yıldan fazla zaman geçti. İlk etapta nükleer faciasının yaşandığı alanda 31 kişi hayatını kaybetti. Fakat radyoaktif gazlar atmosfere salındığı için binlerce insan etkilendi ve Kanada'dan Japonya'ya ve Güney Afrika'ya kadar dünyanın birçok bölgesine ulaştı. Atmosfere Hiroşima'ya atılan atom bombasının 400 katı radyoaktif madde salındı. Tarihler 26 Nisan 1986'yı gösteriyordu ve gece 1.30 sularında o güne kadar insanlık tarihi öyle bir kazayla karşı karşıya kalmamıştı. 4 numaralı reaktör patladı ve şu anda bulunduğu noktada çelik kalkanla örüldü. Aslında bu noktalar 2011 yılı itibariyle turizme açıldı ve bölge ciddi şekilde turist çeken bir alan oldu. 2016 yılında gelindiğinde ise Çernobil nükleer santraline çelik kalkan örüldü. Daha önce benzeri görülmemiş bir mühendislik kullanıldı. 275 metre genişliğinde, 108 metre uzunluğunda ve 36 bin ton ağırlığındaki kalkan reaktörün üstünü örtecek şekilde inşa edildi ve 5 günde reaktörün üzerine konumlandırıldı ve 100 yıl boyunca da radyoaktif sızıntıyı engellemesi bekleniyor ve oldukça da maliyetli bir proje olduğunun altını çizmek gerekir. Ve şu an bizim bulunduğumuz noktada aslında hala bazı noktalar ziyaretçilere açılmış değil. İçeride çalışanların olduğunu da ifade edelim. Fakat özellikle Ukrayna bu bölgede bulunan noktalarda turizmden ciddi bir gelir elde ettiğini de söyleyebiliriz. İşte elimizdeki Kaiger cihazıyla da bölgedeki radyasyon miktarını öğrenebiliyoruz. Bulunduğumuz noktada 0,73 olarak gösteriyor bu cihaz ve bunun da herhangi bir etkisinin olmadığının altını çizelim. Daha doğrusu anlatılanların bu yönde olduğunu söyleyelim. Aslında 1986 yılına kadar bölgede bu facia yaşanmasaydı 5. ve 6. reaktörlerde kurulacaktı. Fakat facia yaşandığı için 5. ve 6. reaktörün yapımına son verildi. Özellikle bu bölge, buraya yakın Pripyat kenti hayalet şehre döndü. Binlerce insan hayatını kaybetti. Geriye insanlık tarihinin en acı olaylarından biri kaldı.